2021. Hepimizin bildiği gibi yarın Kurban Bayramı. Hep uçacak, kaçacak, gezecek diyelim ya. Birazcık da evimin erkeği olayım dedim. Daha doğrusu anacığıma bugün Arefe gününden baklava hazırlayacağım. Yarın da kendisini ziyarete giderken baklavamla birlikte gideceğim. Gönlü olacak tabii ki. Hazır baklava alamaz mıydım? Elbette ki alırdım. Ama şu cevize bakar mısınız? Yani aldığım 3 adet şöyle Migros'tan aldım. 800 gram ağırlığında My Fresh markası olarak baklavalık yufka aldım. Ve dolayısıyla 1 kiloda ceviz kullanacağım. Yani hazır aldığınız bir baklavada istediğiniz nitelikte ceviz ya da fıstık işte saymak üzere. Bıçak çok önemli. Özellikle bıçağımızın, yani bu da baklavamızı hazırlarken püf noktalarımızdan birisi. Oldukça tülbent bulunuyor. Bu ne işe yarayacak dersiniz. O da yine baklavamızı hazırlarken püf noktalarımızdan biri. Bu arada 1 kilo sade yağ aldım. Yani sade yağdan kastım tereyağı. Yarım kilo yarım kilo farklı markalardan aldım ki kaliteyi daha da muhafaza edelim. Tereyağımızı tabii ki eriteceğiz. Ve tereyağımızı hazırladığımız, dilimlediğimiz baklavanın üzerine dökmeden önce mutlaka tülbentten geçirmemiz gerekiyor. Peki gelelim. Bu neymiş? Çilek şurubu. Bunu nerede kullanacaksınız diyeceksiniz. Bu da ayrı bir sürpriz tabii ki. Çilek şurubunu da baklavamızı hazırlarken tabii ki insan susuyacak. Biraz maden suyu ilave ettim. İçine de şöyle çilek şurubunu. Ve üzerine biraz buz. Bu arada yufkaları tepsiye yaymadan önce tabii ki almış olduğum cevizin rondodan geçirilip ufalanmış olması gerekiyor. Baktım gayet iyiydi. Çok fazlası olmamış.
saat 14 civarı baklavalarımı hazırlamaya başlamıştım. Şu anda saat 22'yi geçti. 22:11 zannedersem biraz önce saatime baktığımda. Ancak biraz önce fırından geldim. İşte böyle baklavalarım pişmiş oldu. Şimdi soğumadan hemen şerbetini vereceğim. Şerbetin bir kıvamına bakacağım önce. Şerbetin de çok sıcak olmaması gerekiyor. Ancak pişinceye kadar zaten o mesafeyi ayarlamıştım ben. Şerbet de biraz soğumuş oldu. Tam şimdi şerbeti verme zamanı diye düşünüyorum. How we watched things a kiss walk away. Let's live down by the water.